hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Özellikle arkadaşlar Coin Kickoff genel itibariyle Dogecoin'i değerlendiriyor ve e, şu kanıya varıyor. Özellikle 2014 yılında kurulan bir kripto para olan Dogecoin genel itibariyle hem Aynı vakitte kurulan altcoin'ler hem de beraberinde mevcut kripto para projelerinin ek serisine göre çok daha fazla uzak geleceği görme potansiyeli olduğunu belirtiyor. Şimdi ben şunu bunu şu şekilde açıklayayım, bir kere onu söyleyeyim. Birincisi bakın, uzak geleceği görmek şu anda çok e, radikal biliyorum. Dog'un bir sonraki boğayı göreceğini, hatta belki o neyse ondan sonrasını karıştırmayayım. Bir sonraki bu boğayı ve 2025 yılını göreceğini ve bu süre çerçevesi içerisinde ortalamanın üzerinde yükselişler yapacağını düşünüyorum. Hatta çok büyük ihtimalle böyle olacak gibi bir yorum da yapabilirim. Ama iş nerede aslında keskin bir noktaya gidiyor? Doç tarafında kripto piyasasının tamamında olduğu gibi devletler tarafından düzenlemeler ve regulasyonlar geliyor. Şimdi bunlar çerçevesinde ne önemli? Coin üzerinden kara para aklama dönüyor mu? Doge'da bu yok. Tamam. Bir. ikincisi ne kadar çevre dostu ve ne kadar enerji tasarrufuna müsait bir durumda. Şimdi Ethereum, Polygon gibi ağlar ve Cardano gibi blockchain yapıları buna evrilmeye ve ayak uydurmaya başladı. E, yeni oluşacak kripto için dünya düzenli. Fakat henüz e, Doge'da bu durumu göremiyoruz. Dolayısıyla uzak geleceğe yatırım yaptıklarını ben düşünmüyorum. Şu anda spekülatörlerin varlığı ciddi yükselişlere işaret etse de uzak gelecek konusunda net bir e, yapım faaliyet şu anda yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.